Atatürk'ün vefatının üzerinden tam 84 yıl geçti. Fakat onun dehası her geçen gün biraz daha ortaya çıkmaya devam ediyor. Atatürk'ün en büyük hayallerinden birisi Türklerin kökenini ortaya çıkartmaktı. Onun belki de en az bilinen yönlerinden birisi ise antik gizemler, okültizm ve benzeri olan merakıdır. Atatürk'ün emriyle Türklük akımları üzerine yapılan araştırmalar değerlendi. Pek çok bilim insanı ve araştırmacı bu sahada yeni çalışmalara başladı. Yabancı bilim insanları davet edildi. 1930'da Türk Tarih Kurumu kuruldu. Çalışmalar neticesinde çok zengin kaynaklara ve bilgilere ulaşıldı. Fakat Türklerin kökeni sorusu cevap bulamadı. Konu gitgide gündemden düşerken, eldeki kaynaklar ışığında Atatürk bizzat kısa tezler hazırlıyor ve bunları yemeğe davet ettiği akademisyenlerle uzun uzun tartışıyordu. Derken 1932'de emekli general Tahsin Mayatepek Atatürk'ü ziyaret etti. Tahsin Bey Maya dili ile Türk dili arasındaki benzerlikleri anlatmaya başladı ve bir Muğ kıtası araştırmacısı olarak tanınan İngiliz albay James Churchward'ın kendisine söz ettiği Hindistan'da bulduğu tabletleri anlattı. Churchward ertesi gün apar topar Ankara'ya davet edildi. Churchward 2 hafta sonra Ankara'ya gelerek Çankaya'da Atatürk ve Tahsin Bey ile akşam yemeği yedi. Churchward bu tabletleri nereden bulduğunu, yaklaşık 50 senesini bu araştırmaya adadığını, tabletlerdeki dilin antik Mayalara dayandığını, M.Ö. 200 bin ile 70 bin yılları arasında Pasifik'te bulunan Avustralya'dan biraz daha büyük olan Muğ adında bir kıtadan söz edildiğini ve kıtada yaşayanların yüksek bir medeniyete ulaştıktan sonra bir sel veya deprem neticesinde battığının düşünüldüğünü Atatürk'e iletti. Aslında buraya bir noktalı virgül koyup sizlere kısaca Muğ kıtasından bahsetmek istiyorum. Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Muğ kıtasıdır. Muğ kıtası kuzeyden güneye 3000 mil, doğudan batıya 5000 mil kadar uzanan 3 kara parçasından oluşan büyük bir kıtaydı. Günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya takım adalarını oluşturan adalar muhtemelen bu kıtadan arta kalan kara parçalarıdır. Bu kıta, kıtanın altında yer alan gaz odacıklarının patlamalara yol açması nedeniyle yaklaşık 12 bin yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömülmüştür. Mu dininin öğretimini Naakaldar adı verilen rahipler üstlenmişlerdi ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardı. Mu dininin esası, Tanrı'nın tek oluşuna ve ruhsal gelişim için sürekli olarak tekrar doğmak inancına dayanıyordu. Atlantis'teki din, Mu'nun tek tanrılı dininden başka bir şey değildir. Dört ırktan oluşan Mu'lularda yazı dilleri farklı olmakla birlikte konuşma dilleri ortaktır. Mu'lular günümüz uygarlığına kıyasla manevi alanlarda çok daha ileriydiler. Telepati, duruguru, çift bedenlenme, astral seyahat gibi uygarlığımızda ancak kimi medyumlarda ve mistiklerde görülebilen olağanüstü yetenekler Muğlularda olan yetenekler olarak mevcuttu. Mu uygarlığının en önemli çöküş nedeni teşevvüs adı verilen bir aşamadan diğerine geçilirken yaşanan kargaşa dönemini atlatamamasıdır. Aslında Mu kıtası ile ilgili bu kadar bahsetmemiz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Eğer Mu kıtası ilginizi çekmiş ve devamını isterseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. En son James Churchward, Mu kıtasının yüksek bir medeniyete ulaştıktan sonra bir sel veya deprem neticesinde battığının düşünüldüğünü Atatürk'e iletmişti. Ve bu görüşmenin ardından Atatürk 60 kişilik bir heyet kurdurarak Mu kıtası hakkındaki kitapların tercümesi emrini verdi. Atatürk'ün yaveri Salih Bozok konuyu hatıralarında şöyle anlatıyor. Gazi Mustafa Kemal kitapların tercümesi yapılırken çok heyecanlıydı. Gün aşırı tercümeler bitmedi mi? Heyet niçin bu kadar yavaş çalışıyor diye hayıflanıyordu. Nihayet tercümeler bitti. Kitap basılmadı. Daktilo edilerek Atatürk'e sunuldu. Gazi metinleri tekrar tekrar büyük bir dikkatle okudu. Yaratılışı anlatan bölümle özel olarak ilgilenmişti. Muğ kıtasının insanlığın ana vatanı olduğunu, nüfusun 64 milyona çıktığını yazan kısmın altını çizmişti. Muğ'da geçen tanrı kavramıyla da yakından ilgilenmiş, yaratıcının insan aklıyla anlaşılamayacağı üzerinde durmuştu. Mu dili kökenli, özel isim ve sıfatları öz Türkçe ile karşılaştırarak notlar alıyordu. Salih Bozok'un konu ile ilgili aktardıkları ne yazık ki bu kadar. Daha sonra Atatürk, Tahsin Bey'i Meksika'ya elçi olarak atamış, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe kayıtlarından da anlaşıldığı üzere kendisine yüklü bir miktarda araştırma bütçesi tahsis etmişti. Her ne kadar büyük elçi olarak gözükse de Tahsin Bey'in asıl görevi Maya dilinin öz Türkçe ile olan benzerliğini ve Maya tabletlerini araştırmaktı. Meksika'ya gitmesinden bir müddet sonra Etnografya Müzesi'nden kimi görevlileri yanına gönderdiler. Ekibin araştırma sonucu 3 ciltlik bir kitap haline getirilerek Atatürk'e sunuldu. Kitaplarda Maya, Aztek ve İnka uygarlıklarının kullandığı eşyaların Türklerin kullandığı eşyalara nedenle çok benzediği, hatta davul ve kalkanlarında kullandıkları ay ve yıldızın Türk bayrağındaki ay ve yıldızdan hiçbir farkı bulunmadığı açıkça kanıtlanıyordu.
Ayrıca yüksek bir para karşılığında William Niven tarafından bulunan tabletlerden bir tanesi satın alınarak Atatürk'e gönderildi. Söz konusu tablet günümüzde hala Atatürk'ün saklı mektupları ile birlikte muhafaza edilmektedir. Atatürk'e ulaştırılan cilt halindeki araştırma neticeleri ise 70'li yıllara dek Türk Dil Kurumu'nda bulunuyordu. Şu anda ise Anıtkabir Kütüphanesi'nde iki cilt olarak 1301 ve 1302 numarasıyla halen ziyarete açıktır. Üçüncü cilt ise kaybolmuştur. Dahası Churchward'ın kitaplarından yapılan çeviriler de 4 cilt olarak aynı yerde muhafaza edilmektedir. Tahsin Bey'in Atatürk'e gönderdiği 700'den fazla fotoğraf da Anıtkabir fotoğraf arşivinde yer almaktadır. Fotoğraflarda tapınak ayinlerini yöneten kişilerin kürsülerinde dünyada yalnızca Türk mitolojisinde görülen Bozkurt figürünün birebir aynısının kullanılması Atatürk'ün üstünde durduğu bir başka konu olmuştu. Sonuç olarak Atatürk akademik ve bilimsel ispatlarla desteklenen bir Türk tarih tezi sunmuş fakat bunu kitaplaştırmaya maalesef ömrü yetmemiştir. Teze göre şu sorulara net yanıtlar veriliyordu. Türkler Orta Asya'dan gelmişlerdi. Ama Orta Asya'ya nereden ve nasıl gelmişlerdi? Türklerin Amerika kıtasının yerleri olan Maya, Aztek ve İnka uygarlıkları ile olan benzerlikleri nasıl açıklanabilirdi? Dünya tarihi nerede başlamıştı? Orhun yazıtları ve Maya tabletlerindeki benzerlikler nereden geliyordu? Ve ufak bir not daha eklemeden atlamayalım. Tahsin Bey'in soyadı Maya Tepek'tir. Bunun nedeni ise Maya dilindeki tepe sözcüğünün tepek olmasındandır. Tahsin Bey 1932-1938 seneleri arasında tuttuğu yüzlerce notu Türk Tarih Kurumu'na 14 farklı rapor halinde göndermiştir. Raporların kimi kayıp parçaları bazen sahaflardan, bazen de bazı kişilerden parça parça ortaya çıkmaktadır. Lakin elde edilen bilgilerin yalnızca bir bölümü 2006'da Sinan Meydan tarafından kitap haline getirilmiştir. Anıtkabir arşivleri bir an önce açılmalı ve uzman bir ekip Mustafa Kemal Atatürk'ün yarım bırakmak zorunda kaldığı bu hayalini gerçekleştirmeli diye düşünüyorum. Benim de aslında en merak ettiğim sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz, merak ettikleriniz. Sizce de bu araştırmaya devam edilmeli mi? Yoksa ne gerek var diye mi düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ve eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.